Bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük depremin 22 Mayıs 1960'ta gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki büyük Şili depremi olduğunu biliyoruz. Söz konusu depremin ne kadar etkili olduğunu şöyle bir örnekle anlatayım. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun kayıtlarına göre depremde meydana gelen sarsıntılar o kadar şiddetliydi ki depremden kurtulan bir adam soğuk savaş yüzünden nükleer saldırıya uğradıklarını sanmış. Yani öylesine büyük bir etkiden bahsediyoruz. Peki dünya üstünde 9,5'tan daha büyük bir depremin yaşanması mümkün olabilir mi? Gerçek anlamda kıyamet olarak nitelendirebileceğimiz derecede büyük bir deprem. Bilim insanları bu soruya her ne kadar evet yanıtını veriyor olsa da bu ihtimalin yaşanmasının son derece düşük olduğu da ifade ediliyor. Son derece düşük ama imkansız değil. Böylesi bir etkiye sahip depremin meydana gelebilmesi için yer kabuğunda devasa bir parçanın kırılması, yani hem çok derin hem de çok uzun bir fayın hareket etmesi gerekiyor. Uzmanlara göre dünyamızda bunun yaşanabileceği yer fazla değil. Jeolog Dr. Wendy Bug'ın bu nedenle gezegende meydana gelebilecek en üst seviye depremin 9,5 civarında olacağını, 10 büyüklüğündeki bir deprem ihtimalinin son derece düşük olduğunu savunuyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre de dünya üstünde bu büyüklükte deprem yaratabilecek fayın varlığı henüz bilinmiyor. Olsaydı bile gezegenin neredeyse tamamını sarsması gerektiği belirtiliyor. Öte yandan kişilerin depremi hissetme şiddetinin büyüklükten bağımsız olarak merkez üssüne yakınlıkları ve bulundukları zemine göre değişeceğinin de altını çizelim. Son olarak değinmek istediğim konuysa depremlerin büyüklükleri. Bildiğiniz gibi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ilki 7,7 büyüklüğündeyken 9 saat sonra gerçekleşen ikinci deprem 7,6'ydı. Bu rakamlar sayısal açıdan yakın gibi gözükse de depremler büyüdükçe ölçümün virgülden sonraki her rakamı devasa bir fark yansıtabilir. Çünkü ölçek doğrusal değil, logaritmik, yani katlanarak artar. Mesela bir spagetti telini kırmak 5 büyüklüğündeki depreme eşdeğerse 6 büyüklüğündeki depremin enerjisini açığa çıkarmak için 32 spagetti teli kırmak gerekir. Bu örnekte de görüldüğü üzere 7 ve 8 büyüklüğündeki depremler arasında ortaya çıkan enerji farkı 5 ve 6 büyüklüğündeki depremlerin arasındaki farktan çok daha fazla. Hal böyleyken 10 ve üzerinde gerçekleşebilecek bir depremi düşünürken tanık olduğumuz depremlerin etkisini düşünün. Sonra da bunu spagetti örneğindeki gibi katlayın ve olabilecek senaryoyu düşünün.